metodu. Yani ben 100 video çektim. O bayağı bir kütüphane gibi zaten. Yani bitimler var, akorlar var. Çok güzel. Yani yıllarca da insanlar arada faydalanacak, biz olsak da olmasak da. Güzel oldu. Çok uğraştım onunla, bir yıl uğraştım. Ondan sonra gitardersvideo.com diye bir site açtık. Şu anda 60 binden fazla üyesi var. Orada yine soru cevaplamaya çalışıyoruz vaktimiz yettiğince. Facebook'tan da elimizden geldiğince soru cevaplamaya çalışıyoruz. 17 tane de bas gitar dersi çektim. Hocanın vakti olmadığı için o kadar çekildim. Yoksa 30 tane falan çekmeyi düşünüyordum ama işte onunla da çalışanlar var bir şekilde. Bir de kitap hazırladım şimdi, gitar dersi metodu. O da şu anda satışta. Onun da videoları var, DVD olarak yanında. Aynı zamanda 350 tane örnek egzersiz ve parça hazırladım orada ve hepsinin gitar prosunu hazırladım. Hepsinin videosu var. Aynı zamanda birçok şarkının da altyapısı var. Yani bayağı böyle bir eser oldu. Yani her yerde var herhalde. Yani İstanbul'da birçok yerde, kitapçılarda var. İnternetten ulaşabilirsiniz. Yani internete yazarsanız mutlaka bulursunuz. Yani bu işle ilgileniyorsanız güzel bir kaynak. Yani ders veriyorsanız da çok güzel bir kaynak. Çünkü metotla ders vermek öğretmenlerin işini de çok kolaylaştırır. Yoksa öteki türlü çok yoruyorsunuz kendinizi. Metot olunca gösteriyorsun, önünde bir kaynak oluyor öğrencinin ve ondan bakarak senin vaktini minimum alıyor. Kendi de hani sürekli sana sormak zorunda kalmıyor. Sadece sen kontrol ediyorsun. Yani ileride öğretmenlik yapmak isteyen, bu işi öğretmek isteyen arkadaşlar için çok faydalı olacak. Ona inanıyorum yani. Var mı soru sormuş? Arkadan hiç. Evet, buyurun. Not okumak ne kadar önemli? Not okumak çok önemli değil. Yani gitar çalma açısından çok önemli bir şey değil. Yani hiç nota bilmeyen insanlar da çok güzel gitar çalabiliyorlar ama şimdi işin bir de akademik durumu var. Yani anlatmak, anlamak, konuşmak. Şimdi biz nota konuşuyoruz. İşte gamları anlatıyoruz, bilmem neyi anlatıyoruz. Hep notayla konuşuyoruz. Bu yüzden hani ne yaptığını bilmek zorundasın. Hani okuyamayabilirsin o şeyden, porteden okumayabilirsin ama mutlaka ne bastığını bilmek zorunda bir müzisyen. Öyle bir şey yok yani. Hani ne yapıyorum ben? Böyle bir şey yok. Çalabilir ama iletişim kuramazsın. Başka bir müzisyenle konuşamazsın. O açıdan bence nota, yani notayı klavyeden bilmek zaten kesinlikle şart. Hani okuyamıyor olabilirsin, ona bir şey ama okuman da çok önemli. Yarın bir gün mesela bir şey çalışacaksın, armoni çalışacaksın, karşına notalar çıkacak. Birine sormak zorunda kalacaksın. Ki not okumak da o kadar zor değil. İşte ben yine metodumda, birinci bölümde bunlardan bahsettim. Nota okumanın kolaylıklarını, o kadar kolay yollar anlattım ki alırsanız görürsünüz zaten. Çok basit yollar, yani bir günde bitirebilirsiniz nota işini. Hepiniz zaten üniversite okuyorsunuz, yani sonuçta belli bir şeyle geliyorsunuz buraya, değil mi? Birikimle geliyorsunuz. Çok rahat anlayacağınız şekilde anlattım. Başka? Burada bir daha var. Evet. Ya bahsettikten sonra sizinle bir sürü tamamlar görmüşsünüz herhalde. Yok, hiç olmuyor. Yani ümitsizlik değil de, ya bu iş çok zor dediğim oldu yani, hala da dediğim şeyler var. Yani hiçbir zaman bitecek bir şey değil bu. Gerçekten çok zor bir iş bu. Yani ne hedeflediğin de çok önemli. Çok basit bir parça da çalmayı hedefleyebilirsin. İki günde yaparsın ve gitarı bırakabilirsin yani. Senin ne hayal ettiğin önemli. Çünkü bizim işimiz olduğu için her şeye bakıyoruz. Her tarza bakıyoruz. Çünkü gelen öğrenci bana elektro gitarla ilgili her tarzı soracaktır. Umutsuzluk kesinlikle yok ama tabii ki çok zorluk çektik. O başka bir şey. Peki ne tavsiye edersin diğer insanlara? Yani dediğim gibi en başta gerçekten bu işte fark yaratman lazım. Yani çalımın olsun, duruşun olsun, insanlara kastığın şeyler olsun, tarzın olsun. Bir farkın yoksa boşuna uğraşırsın. Yani bu çok önemli. Önce kendine güveneceksin. Ve sürekli ben ne yapabilirim soracaksın. Farklı ne yapabilirim? İşte gitar dersi videoları mesela. Bence çok farklı bir iş. Bak bir fark yarattık çünkü. Bunun gibi düşün. Çalışın olabilir, tipin olabilir. Ya birçok gitarist tipiyle meşhur olmuştur daha fazla. Atıyorum mesela Slash çok güzel melodiler yazar ama dikkat ettiğin zaman Slash'in tipi çok daha ön plandadır. Değil mi? Böyle rockstar yani adam. Yani o şapkası, o duruşu falan. Hani gitar çalışımı çok üstünde. Anladın mı? Yani o bir fark, öyle bir fark yaratmış. Başkası başka türlü bir fark yaratmış. Ama bir fark yaratamayan adam yok meşhur. Bir bakın, düşünün. Her biri kendine özgü.
bir şeyler yapmıştır. Başka? Buyurun. Marmara Elektronik okudum dedi. Yani okudum sayılır. Çok da okudum, hiçbir soru sorma bana. Yani müzik yüzünden çok fazla ilgilenemedim açıkçası. Kazandım onu. İşte ben de onu merak ettim. Hani müzikle iç içe olmaya karar verdiğiniz zaman hiç mi böyle bir aileden, arkadaş çevresinden bir baskı olmadı yani? İşte müzisyenler... Yani öyle desem, ben okulu bırakıyorum desem bayağı bir sıkıntı var ama o bir süreçti ama. Yani önce okula başladık heyecanla, ondan sonra bir baktık ya burada anlatılan şeylerle benim yapmak istediğim şeylerin hiç alakası yok. Bir delilikti o zaten, hani cesaret de lazım. Pişman oldun mu? Yok canım. Yani şu niye pişman olmuş böyle bir şey yaşadığım için? Yani kesinlikle bir pişmanlık yok ama dediğim gibi o bir anda olan bir şey değil. Ya da kimseye de tavsiye etmiyorum yani. Niye okulu bıraksın efendim? Yani herkes yoluna baksın. Benim yolum değildi o demek ki. Yani o cesareti gösterdiğime göre zamanla işte bir gün gitmedim. Hani gideyim evde gitar çalışayım dedim. Sonra çok da yorucu bir şey. Sabahın köründe kalayım. Ben sabah kalkan bir adam değilim zaten. Hakikaten nefret ederim gündüz. Yani 12'den önce uyanmaktan çok büyük sıkıntı. Bugün mesela buraya geleceğim diye uyandım. Sizin için uyandım. Yoksa hayatta bugün geldiğini bilir zaten. Kimse de inanamıyor. Ha sen mi o saatte mi uyanacaksın? O yüzden o bir süreç. Bir anda ben bırakacağım falan diye bir şey yok. Yavaş yavaş. Biraz para kazanmaya başladık. Daha bir cesaret geldi. Tamam yani geçinebiliyoruz. Oluyor bu iş. Ama ona o zamana kadar her gün en az 13-14 saat çalıştım yani. Sadece gitar değil tabii. Yani 13-14 saat egzersiz değil. Bir sürü şey çalışıyorsun değil mi? Oturup armağan çalışıyorsun, nota çalışıyorsun, grubunla egzersiz yapıyorsun, konsere gidiyorsun. Bunların hepsi müzik içinde çalışmadır. Var mı başka? Buyurun ya, size okuldaki. Arkadaş. Soru mu soracağım? Tamam, sabahtan beri kaldırıyorsun. Tamam ama önce var. Sonra. Buyurun. Önce hocam sorayım. Kim? Buradan dinledin. Buyurun siz alın. Peki hani şimdi elektronikle alakalı bir hani bir makale falan bir şey geçsin. Hani hiç böyle açık burada neymiş falan bakıyor musunuz yoksa hiç mi ilgilenmiyorsunuz? Yani ya ben 96'da üniversiteye girdim. Ki 3 yılda geç girdim bu arada. 3 yıl ara vermiştim okula. Çalıştım, bir sürü işlerde çalıştım. 93'te girmem lazımdı üniversiteye. 96'da girdim, 96.5'da bıraktım zaten. Yani hani süreç işte ikinci sene şeye gittim hatırlıyorum ben gündüz kalkamadığım için hocalarla konuştum. Gece eğitimi var ya, ikinci eğitim mi oldu? İkinci öğretime gideyim dedim, ona da yetişemedim. O kadar böyle. Yani öyle bıraktım. Elektronikle hiç alakamıyorum. Yani elektro gitar bıraktım. Bunun bir de şeylerini yapamam. Bağlantıları falan yapamam. Alakam yok, belli değil. Aynen. O işleri yapamam. Buyurun. Abi ben arabaya bir soru soracağım. Duygusal olacak biraz belki ama şimdi parası olmayan benim gibi böyle arkadaşların lisede çok parası yoktur belki. Bizim de. Yani. Aynen. O dönemlerde bir eğitim almak için biz bir hocaya gidemedik. Gitarlarımız bile çoğumuzun ikinci eldi. İşte sen hediye gibi bir şey oldun bize o dönemde. Ama işte bir sürü senin öğrencin oldu. Senden tanımadığın bir sürü insan var. Fark edebiliyor musun toplum içinde? Mesela kafede otururken, caddede yürürken. Geliyorlar zaten, çekinmiyorlar. Tavırlarından mesela sosyal insanlar değildir genelde gitar çalan insanlar. Konuşmayı çok sevmezler. Mesela topluluğa karşı ben şu an böyle tedirgin konuşuyorum. Çünkü çok alışkın değilim ben böyle dönemlere. Daha çok kişisel ilişkiler kurarız. Hani fark ediyor musun utangaçlıklarından gelip konuşamayacaksınız? Ya ben de utangaçım. Ya ben de böyle etrafıma çok fazla bakmam. Ya bir de bu tanınmaya başladıktan sonra daha bir sıkılgan oldum. Hani biri beni görmesin falan, pijamayla dolaşıyorum ben mesela Kadıköy'de. Böyle geziyorum mesela, aman kimse görmesin beni falan diye. Sonra da ben şimdi İstiklal'de yürürken hayran olduğumuz insanlar var. Gitaristler, bateristler. Görüyoruz da beni bir. Kaçar gibi uzaklaşıyorlar yanımızdan. Yok canım. Yok yani yanımıza geliyorlar, muhabbet ediyoruz ama şimdi hani ben özellikle beni tanıyorlar mı diye bakamam mı zaten? Öyle değil hani. Ha bakayım bana bakıyor. Hani oturduğunuz masanın yanındaki masada oturuyordur ve farkındasınızdır hani. Yani şöyle bir şey, şimdi elinizde, gözünüzde gördüğünüz 200 tane öğrenciniz varsa bir tane de hiç tanımadığınız öğrenciniz var. Vardır. Ha hissedebilir musunuz acaba? Mesela burada da var bir sürü. Yok, onu hissedemem ayrıca senin gelip, ya o kadar acayip insanlar geliyor ki. Ben size bir şey anlatayım. Amerika'dan bir amca geldi. Ali amca.
Yani abi de değil artık, adam 60-65 yaşında. Bana gitar teli getirmiş böyle. Şey, bu da hediye almış. 3 tane gitar teli. Bana 2 tane tişört getirmiş Amerika'dan. Bir de Amerikalılar herhalde obez ya. Ona bir tişört getirmiş, burama geliyor. Çok güzel ama yani senin dediğin olay işte. Benim derslerimi izliyormuş. Yani bunu kim tahmin edebilir ki? Ben bu dersleri yaparken böyle bir şey tahmin edemem. 65 yaşındaki Amerika'daki Ali amca gidip benim derslerimi izleyecek, bana da hediye getirecek oradan. Hala da yazar bana sürekli. Ondan sonra, ya ne fındık gönderen oluyor. Giresun'dan fındık gönderdi bir arkadaş. Böyle şeyler, yani çünkü para kabul etmiyor. Parasız zaten bu eğitim. Yani o yüzden bilemem yani kimin hakikaten dersi. Şey yok, ben gayet belirgin çığlanan maske. Böyle çay içerken mesela sürekli sizi takip eden biri. Hani sen misin? Öğrencinin son insanlar farklı şekilde aldı. Bir şey oldu, anladın seni dedin. Öyle bir hani bir bakış hissediyorsun ama şimdi tabii yani. Falan dönüp de bakamaz. Yani bence senin yanına gelirse senin yanına gelip teşekkür edenler çok oluyor mesela Kadıköy'den ulaşırken. Bunlar artık oluyor ama hani biri böyle bakışları hissediyorsun. Senin dediğin o. Onu hissediyorsun ama yani şimdi hissetsen ne olacak ki şimdi? Adama bir şey de diyemezsin. Yok tabii de hani. Onun gelmesi lazım. Ayrılmayı biliyor musun? Yani bazen hissediyorsun yani ciddi bakıyorlar böyle. Ha bu mu falan diye. Bir de ben kilo aldım. Sigarayı bıraktıktan sonra bayağı 15-20 kilo aldım. Tipim de değişti. Kilo insanı daha da yaşlı gösteriyor ama ona rağmen tanıyorlar bazen. Bir de beklerken kutlarla gelmesi çok güzel oldu, çok keyifli. Benim için de çok güzel oldu. Şimdi tek başıma bunu ne yapacaktım değil mi? Ben birkaç senedir de kutlayı takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Duman, Mor ve Ötesi gibi grupları da dinliyoruz. Ama hani ben en az onlardan aldığım keyif kadar kutladan da keyif alıyorum. Hatta belki bazı parçalardan daha çok keyif alıyorum. Ben şunu merak ediyorum. Hani burada sorun ne de Mor ve Ötesi ve Duman biliniyor da kutla neden hani... Dayılar var ya dayıların arkada destekleyen. Dayılar bizde yok. Biz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel şey kendimiz yapmaya çalışıyoruz. İşte o davul kaydından tut da onun parasını da tamamen bu süreç herkesin kendi imkanı ve yapılan bir şey. Yani bir araya gelip işte kaydı yapacağız. Münif para toplumunu ve bir araya geldim işte. Adamlar 50 bin lira para veriyor bir reklam için. 50 bin lira. Kayıtmayı değil ya. Duyuyorsun tabi ondan sonra da. Ya tabi sadece aynı teknolojide kayıt yapmakta falan bitmiyor. İşte ondan sonra bu reklamasyonu, tanıtımı, promosyonu. Asıl iş orada ya. Enerji kolay. DM'ye girmesi falan. Biraz evet bu konuda biraz sıkıntı yaşadığımız için. Reklam payısı orada olamıyoruz şu anda. Ya bir de bunlar da gerçekten şey gruplar değil. Yani Mor ve Ötesi, Duman bunlar hakikaten kendi tarzları olan. Gerçekten işte o tarz dedim ya. Yani Türkiye'de bir tarz var. Kurmalı bakın hepsi birbirinden farklıdır. Yani iyi beğenin beğenmeyin ama bir tarzı var bunun. O tarzı yakalamış gruplar. Bir de para da var işin içinde. Yani baktığın zaman bunların hepsinin böyle bir şeyi vardır. Arka planda bir şeyi vardır yani. Bir gücü vardır. Yoksa zor kolaylayamaz. Çok iyi gruplar var işte duymadığınız.